Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Lütuf Günlükleri programında daha sizlerleyiz. Mesih'in Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Serinken bizlerle. Hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ederiz. Sayın Serinken, hemen söze gireceğim yine. Değersizlik konusunu konuşalım istiyorum bugünkü bölümümüzde. İnsan yaratılışında eşsiz tasarlandı. Peki bu kadar özel yaratılan insan neden kendisini diğer bir insandan değerli ya da değersiz görür? Bu duyguyu tetikleyen nelerdir? Evet, öncelikle insanın kimliğini tanımlamak lazım. Çünkü değeri kimliğinde saklı. Neyi başardığınızda değil, neye benzediğinizde değil, amaçlarınıza ulaşıp ulaşmadığınızda değil, kimliğimizde. Ve kimliğimiz değiştirilemez. Aynen şey gibi bir tırtıldan kelebeğe dönüşür, kelebek olduktan sonra tekrar tırtıla geri dönüşüm yoktur. Artık o bir kelebektir, uçmaya başlar. İnsanoğlu başlangıçta yaratıldığında Tanrı benzeyişine yaratıldı. Aslında direkt ayetlerden okumak istiyorum ben. Ayetlerde çok güzel ifade ediliyor. Kutsal kitabın ta en başında yaratılış kitabı 1. bölümde Tanrı yaratılışta şöyle diyor. 26. ayetlerden okuyorum. Tanrı burada çoğul konuşuyor. Çok enteresandır. Bu da başka bir konuda işleyeceğiz. Başka bir programda işleyeceğiz bu konuyu. Üçlü birlikle ilgili. Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. 27. ayet şöyle devam ediyor. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tanrı Adem'i yaratmıyor, erkeği yaratmıyor. Tanrı insanı yaratıyor ve insan erkek ve kadını kapsıyor. Her ikisi değerli, her ikisi eşsiz. İnsan değerli. Bu yüzden kadınla erkek arasında değer farkı yok. Bunun altını çizmek istiyorum burada. Bu da yine başka bir programda belki bu konuyu daha derinlemesine işleyebiliriz. İnsan Tanrı benzeyişinde, Tanrı benzerliğinde yaratıldı. Bu gerçekten insanın anlamakta çok zorlandığı bir kavram aslında. Her bir insan bu yüzden çok değerli. Diğer canlılar var, hayvanlar var, hatta melekler var. Daha üstün sayılabilir ama daha üstün değil. Çünkü melekler Tanrı benzerliğinde yaratılmadı. Melekler hizmetkarlar, Tanrı hizmetkarları. Bir anlamda kullar gibi. Ama Tanrı insanı kendi benzerliğinde yarattı. Bizim Tanrı'ya benzer olan yanımız fiziksel yanımız değil. İnsanın duyguları var, iradesi var, düşünce dünyası var. İnsan muazzam bir varlık aslında. Çok fazla kendisi dahi bunun farkında değil. İçimizde inanılmaz bir hazine var. Hazine saklıyoruz. Hatta İncil'in ifadesiyle İncil şöyle der. Bu toprak kaplarda bir hazine saklıyoruz. Ama insanlar toprak kaba çok fazla odaklandığı için içeride neyi taşıdığının farkında değil. Bugün bütün insanlar çok özel, çok değerli. Hatta fiziksel boyuttan dahi buna baktığımızda her insanın parmak izinin farklı olduğunu görüyoruz. Göz bebeğinin farklı olduğunu görüyoruz. Tanrı herkesi ayrı yarattı. Her insan eşsiz, eşi benzeri yok. Yani şöyle diyebiliriz, Tanrı birer şaheser yarattı. Her bir insan aynada kendine bakıp, bu tabii kibirlice değil, bu bir gerçek. Ben Tanrı benzeyişindeyim, çok özelim, kimse bana benzemiyor. Bir de diğer bir tuzak, insanlar sıkça maalesef yaşadığımız dünyada kendilerini diğerleriyle karşılaştırırlar. Aslında bu insanın kendine karşı bir haksızlıktır. Hiçbir insan diğeriyle kendisini sınaması, kıyaslaması gerekmiyor. Çünkü sen olduğun gibi değerlisin. Tanrı seni ayrı yarattı, bu şekilde yarattı. Özel kıldı, özelsin. İnsan kendi eşsiz değerini fark ederse o yönde bir yaşam sürmeye başlar. Bu yüzden mutlu bir yaşam, başarılı bir yaşamın anahtarı aynı zamanda eşsiz oluşunun farkında olmakla ilgili. Eğer kendini özel görürsen, özel yaşamaya başlarsın. Basit bir örnek vereceğim. Bugün bazen İngiltere kraliçesini görürüz. Kraliçe Elizabeth. Çok görkemli. Yürüyüşünde gerçekten çok özel bir endam var. Kim olduğunun farkında. Ve kraliçe bir yere girdiğinde, yürüyüşünden, görünüşüyle insanlar hemen fark ediyorlar. Eğer bugün kraliçeyi burada görseydik, herhangi bir yerde yürüdüğünü görseydik, eminim yine diğer insanlardan ayrılacaktı. Çünkü yürüyüşünde bir farklılık var. Kraliçe şu gerçeğin farkında. Ben kraliçeyim. Ne giydiğinin önemi yok. Kim olduğunu biliyor, kimliğinin farkında. Bugün ne türden kıyafetler giydiğimizi, ne türden ünvanlara sahip olduğumuzun hiçbir önemi yok. Her bir insanın fark etmesi gereken ben özelim. Hiç kimse bana benzemiyor. Bu yüzden insanlar yalnızca olması gereken kişi olursa, Tanrı'nın yaratmış olduğu kişi olursa zaten bu başlı başına insanın yaşamına
muhteşem bir aydınlanış getirecek, tatmin duygusu getirecek, iç barış oluşturacak. Ama insanlar maalesef sürekli kendilerini başkalarıyla kıyasladığı için, başka hedefler koyduğu için insanlar koşmamaları gereken bir kulvara giriyorlar ve kendi yarışları değil. Ve o yarış için donatılmış da değiller. O yarış için gereken mekanizmalara sahip değiller. Ve kendi kendilerini maalesef yoruyorlar, perişan ediyorlar. İnsanlar bu yüzden depresyona giriyor. Tabii bu durumda şey de çok önemli. Yaşadığımız kültür ve dünya, modern dünya maalesef bunu tetikliyor. Hatta aileler dahi çocuklarını kıyaslıyorlar. Bak diyorlar, şunun çocuğu senden daha iyi. Veya iş yerinde bak bu senden daha başarılı, daha farklı yetenekleri var. Şunu fark etmek lazım. Herkes bir yana. Hepimiz eşsiziz. Hepimiz değerliyiz. Kendi değerini fark etmen gerekiyor. Niye değerliyiz? Tanrı benzeyişine yaratıldık. Biz Tanrı benzerliğinde olduğumuz için özel bir kimliğe sahibiz. Ve bu yüzden kimseyle yarışmamız gerekmiyor. Her bir insan eşsiz ve değerli. Peki Sayın Pastör, tek tipleştirilmiş insanlar var. Evet, maalesef. Bunun için spor salonları var. Bunun için emek sarf eden insanlar var. İmaj makerlar var. Şu kiloda olacaksın, şu markayı giyeceksin, şurada yaşayacaksın, burada yiyeceksin. Ancak o zaman değerli hissedebiliyor insan. Kesinlikle, tabii maalesef. Tabii ki değerli olmak Hristiyanlıkta algılanma biçimi çok çok farklı. O noktada şu çok önemli. Onu sormak istiyorum. Kişiler midir değerli olan, yoksa eylemleri midir onları değerli yapan? Demin de bahsettiğim konu aslında kimliğimiz demiştim. İnsanın kimliği. Bu yüzden eylemlerimiz değil. Örnek vereceğim. Bir elmas. Büyük bir müzede olabilir. İnsanlar gelebilir. Ona bakabilirler. Hayranlıkla, ışıltısına bakabilirler. Çok görkemli görünebilir. O elmas eğer bir bataklığa düşerse, çamura düşerse hala görkemlidir. Değerinden bir şey yitirmez. Yitirir mi? Kesinlikle yitirmez. İnsanın değeri eylemlerle ilgili değil. İnsanın kimliğiyle ilgili. Tanrı benzerliğinde yaratılmış olmasıyla ilgili. Kişi kim olduğunu fark ederse, kimin benzerliğinde yaratıldığını fark ederse zaten o insan eşsiz oluşunu fark edecek. Kimseyle kendisini kıyaslamayacak. Ama senin de söylemiş olduğun gibi maalesef yaşadığımız dünya, popüler kültür bunun tam aksini savunuyor. İnsanları birbirine benzetmeye çalışıyor. Belli modeller ortaya çıkartıyor, koyuyor. Eğer diyor buna benzerseniz diyor veya şunlara sahip olursanız diyor mutlu olabilirsiniz diyor. Bu büyük bir yanılgı, hayal kırıklığı. Zaten yani çoğu gördüğümüz şey gerçekten göründüğü gibi değil. Gerçek değil. Görünen imaj gerçeği yansıtmıyor. Ve insanlar bir şeye sahip olduğunda mutlu olacakları vaatlerini veriyorlar. Buna sahip olduğunda sen değerli sayılacaksın, değerli kılınacaksın. Bunun sonu yok. Bitiş olmayan bir yarış gibi. Bugün buna sahip oluyorsun, yarın başka bir şey çıkıyor. Yarından sonra başka bir şey. Senin değerin değişmiyor. Senin değerin sahip olduklarına ilgili değil, eylemlerle ilgili değil. Senin değerin kimliğinle ilgili, kim olduğunla ilgili. Ve her bir insan eşsiz ve değerli. Bugün ister iyi eylemler sergilesin, isterse sergilemesin. İster çok başarılı bir insan olsun, isterse toplumun başarısız sayıda bir insan olsun. İkisi arasında değer farkı yok. Her ikisi eşsiz, değerli. Sayın Pastör, kişi kendini değersiz gördüğünde özgüveni de azalıyor, kaygıları artıyor. Kaygı ve özgüven eksikliği peş peşe birbirini tetikliyor ve değersizlik hissi insanı kaplıyor. Evet. Özgüven eksikliği kişiyi nasıl bir yaşama iter? Bir yerde bir söz duymuştum. Çok doğru ve yerinde bir söz. Bir vaiz söylemişti. Demişti ki dünyadaki en değerli topraklar altın madenlerinin bulunduğu yer değil, petrol yatakları değil, elmas yatakları değil. Dünyadaki en değerli topraklar demişti. Kulağa biraz ürkütücü geliyor. Maalesef demişti mezarlıklar. Bugün mezarlıklarda birçok cevher yatıyor. Ama cevher olduğunu hiçbir zaman fark etmedi. Sahip olduğu değeri kıymeti bilemedi. İçindeki hazineyi fark etmedi. Bugün dışarıda insanlar var, daliler dolaşıyor, hiçbir zaman fırça almamış olan. Favoritliler var bugün, olağanüstü sesi sahip ama hiçbir zaman şarkı söylememiş olan. Bunun gibi Tanrı her bir insanın içine eşsiz özel değerler koydu. Bu değerleri açığa çıkartmak için özgüven temel. Eğer özgüvene sahip değilsen hiçbir zaman onları ortaya çıkartmayacaksın, harekete geçmeyeceksin, eyleme geçmeyeceksin. Bu da yine bizi nereye götürüyor? Kişinin özgüven ve öz değere götürüyor. Eğer sen kim olduğunu fark edersen, kim olduğunun bilincine erişirsen artık çok fazla insanları umursamazsın. İnsanlar benimle ilgili ne düşünecek veya hata yaparsam nasıl bir duruma düşeceğim bunu düşünmezsin. Hatayı düşünmezsin.
Ben özel bir değere sahibim. İçimde bazı yetenekler var. Bunu kullanmak istiyorum. Ve bunlar için ayağa kalkarsın. Özgüveni tetikleyen, güçlendiren şey de yine kimliğimize saklı. Eğer insan Tanrı'na benzerliğinde olduğunu fark ederse, ki bununla ilgili birçok ayetler vardır. Der ki ayetlerde, İncil'de, bizi güçlendiren Mesih'in aracılığıyla, Tanrı aracılığıyla ben her şeyi yapabilirim. Eğer Tanrı benim içime bazı şeyler koymuşsa, bazı yetenekler vermişse, ben ona güvenerek ayağa kalkarım. Bu mekanizma bende var ve ben bunu yapabilirim. Yani her şey bizim için mümkün. Bizi sınırlandıran şeyler neler? Özgüvensizlik. Kendimizi değersiz hissetmek. Ama şunu unutmamak lazım. Her bir insan eşsiz, değerli, paha biçilemez ve her biri Tanrı'nın şaheseri. Niye şaheser diyorum? Şaheserin Türkçe karşılığı nedir? Tek. Eşe benzeri yok. Her bir insan eşsiz. Gerçekten eşimiz benzerimiz yok. Bugün dünyada birçok insan var. DNA'mız farklı. Parmak izlerimiz ayrı. Bizim gibi başka bir insan yok. Bizim gibi dünyada fark yaratacak başka bir insan yok. Ve her bir insanın Tanrı dünyada fark yaratması için, deyim yerindeyse dünyaya bir güzellik katması için gönderiyor. Bir bahçe düşünün. Rengarenk farklı çiçekler var. Biz gülü papatya veya laleye benzetmeye çalışmayız. Hepsi farklı. Her bir insan dünyada fark yaratmak için geliyor ve Tanrı her bir insanın içine bir başkasının yapamayacağı özel değerler, özel bir koku koyuyor. Ve dünyaya koku saçmamız gerekiyor. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Önce kim olduğumuzu fark ederek, özel olduğumuzu fark ederek. İşte o zaman çevremize güzel kokular yaymaya başlayacağız. Olmamız için yaratıldığımız kişiye dönüşebileceğiz. Sayın Serinken, İnsan insanı değersiz görüyor olabilir. Peki Tanrı insanı nasıl görüyor? Kutsal kitaptan da örneklendirebilir miyiz? İncil'de çok özel bir ayet vardır. Çok bilindik bir ayettir. Bütün Hristiyanlar bilir, bütün dünyada. Hatta bir slogan gibidir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayetler. Ayetler şöyle der. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı dünyanın taşını toprağını sevmedi. Tanrı insanoğlunu sevdi. Ve insanoğlunu düşmüş olduğu durumdan kurtarabilmek için biricik en değerli varlığını verdi, oğlunu verdi. Demin elmas örneği vermiştim. Bugün insanlar birçok hatalar yapıyor. Günahlar içinde yaşıyorlar. Başlangıçta insan günahsızdı. Çok yüce bir varlıktı. İnsanoğlu deyim yerindeyse günah aracılığıyla bir bataklığa saplandı. Bataklık içinde. Ama hala değerini yitirmedi. Tanrı göklerden baktığında insanlar kirlenmiş olsa da, zayıf olsa da, kendini değersiz görse de Tanrı diyor ki sen hala çok değerlisin, çok özelsin. Çünkü sen benim benzeyişimdesin. Bu yüzden en değerli varlığımı verdim. Dünyaya İsa Mesih'i, oğlumu verdim. Öyle ki dünya tekrar benim başlangıçta amaçlamış olduğum gibi her bir insan değerini fark etsin. Sonsuz yaşama kavuşsun ve olması gereken kişiye dönüşsün. Bu yüzden Tanrı gözünde insanlar çok değerli ve her biri eşsiz. Peki, İtilmiş, ötelenmiş, dışlanmış insanlara karşı, kendilerini değersiz gören insanlara karşı tutumumuz nasıl olmalı? Bunun örneği yine İsa Mesih'in yaşamında saklı. İsa Mesih dünyaya gelen mükemmel bir insan gibiydi. Hiçbir zaman kusur işlemedi, hata yapmadı. İsa Mesih bizim aynı zamanda modelimiz, standartımız. Onda biz mükemmelliği görüyoruz. İsa Mesih dünyadayken itilmiş insanları, toplumun dışlamış olduğu insanları dışlamadı. Hatta dini kurumların dışlamış olduğu, aşağılamış olduğu insanları aşağılamadı. Burada Tanrı'nın perspektifini görebiliyoruz. Tanrı sevgi dolu, bütün insanları seviyor. Biz de onun görünmez şu anda, Tanrı görünmüyor ama onun görünen yüzü biziz. Biz de dışlanmış insanlara ulaşmalıyız. Onlara değerli olduklarını anlatmalıyız. Onları sarmalamalıyız. İsa Mesih bunu yapmıştı. İsa Mesih o dönemde fahişelerle oturdu. Onlara Tanrı'nın sevgisinden bahsetti. O dönemde insanlar vardı, bazılarının bugün akşamcı deyimiyle ifade ettiği, günahkar olan, imanı yarım yamalak olan, Tanrı o insanlara, İsa o insanlara değer verdi. Değerli olduklarını açıkladı. Bu yüzden bizler bu dünyada Tanrı'nın, görünmeyen Tanrı'nın görünür yüzüyüz. Görünmez Tanrı'nın sevgisini, merhametini, sevgisini herkese ulaştırmalıyız. Sadece iyi insanlara değil, iyi durumda olmayan insanlara ulaşmalıyız. Veya toplumun dışladığı, kötü dediği insanlara ulaşmalıyız. Bazen bizim için, insanlar için yargılamak çok kolay. Diyoruz ki bu insan kötü. Çünkü kötü eylemler sergiliyor. Ama onun hikayesini bilmiyoruz. Tanrı biliyor. Nereden geldi? Nasıl bir geçmişe sahip? Neler o noktaya getirdi bu insanı? Tanrı görüyor. Ve Tanrı insanları yargılamıyor. Herkesi seviyor. Onları kurtarmak istiyor. Bu yüzden bizler de sevgi Tanrısına inanıyoruz. Tanrı sevgi diyoruz. Herkesi ayırmadan, eşsiz olduklarını bilerek sevmeliyiz. Peki,
Sayın Serinken, değersizlik duygusunun temelinde çocukluk yaşantısının önemi yatsınamaz. Kesinlikle. Çocukken duyduğumuz yapamazsın, beceremezsin, sen bu işin üstesinden gelemezsin sözleriyle yola çıktığımızda bu ya da arkadaşlık ortamlarında çocukların biliyorsunuz ki bazen acımasız olabiliyorlar. Evet. Alaycı üslupları, dalga geçmeleri, aşağılamaları, ezmeleri, dışlamaları sonucunda özgüvensiz bireyler yetişiyor. Çok doğru. Siz bir önder olarak ebeveynlere nasıl bir yol izlemelerini tavsiye edersiniz? Çoğu zaman aileler maalesef çocuklarına sınırlarını hatırlatıyor. Asıl hatırlatmamız gereken içlerindeki değer ve sınırsızlıkları. Bir insan gerçekten inanırsa neler yapabilir? Hayretler içine kalabiliriz. Her bir birey olağanüstü muazzam bir kişiye dönüşebilir. Bu potansiyel bütün insanlarda var. Tanrı insanları bu şekilde yarattı. Bu yüzden ebeveynlerin daha çok çocukların özellikle kıyaslamamaları gerekiyor. Kıyaslamaktan kaçınmaları gerekiyor. Onlar hiçbir çocuğa benzemiyor. Başkalarının çocuklarıyla, başkalarının çocuklarının başarılarıyla kesinlikle kıyaslamamak gerekiyor. Aynı zamanda şunu yapmak gerekiyor. Onları teşvik etmek gerekiyor. Yapabilirsin. Yeterlisin. Sen yetersiz değilsin. Hatta bazen çocuklarımız bize gelip bazen arkadaşlarından, öğretmenlerinden duymuş oldukları olumsuz kendileriyle ilgili kanılarını dile getiriyorlar. Ben yapamıyorum. Ben sakarım. Biz tam o zaman işte bu bir virüs gibi. Hani bazen bilgisayarları virüs girer ve işlemez çalışmaz ya. Bizler de farkında olmadan bu tür şeyler söyleyerek çocuklarımızın yaşamlarına virüsler ekliyoruz. Bunun tam tersine sen yapabilirsin. Yeterlisin. İçinde senin yetenekler var. Onların özgüvenlerine bina etmemiz gerekiyor. Ama sınırlarını hatırlattığımızda onların özgüvenlerine zarar vermiş oluyoruz. Onları bir anlamda yıkıyoruz. Sayın Serinken, programımızın sonuna yaklaşıyoruz ancak hemen şunu da sormak istiyorum. İnsan değerlidir Tanrı'dan dolayı. Tanrı kendi benzerliğinde yarattı dediniz. Peki insan değerini koruyabilmek için nasıl bir yaşam tarzı benimsemeli? Tanrı'ya, tasarımcıya tekrar geri dönmesi gerekiyor. Çünkü insan dünyada çok zarar gördü. Az önce konuştuğumuz konulardan kaynaklı. Dünyanın verdiği mesajlar var, ailelerin verdiği mesaj var, popüler kültürün verdiği mesajlar var. Bunlar insanları maalesef yerle bir etti. İnsanlığı, insanlara gerçekten büyük zarar verdi. İnsanın tekrar onarılması gerekiyor. Deyim yerindeyse bir ayar yapılması gerekiyor, akortlanması gerekiyor. Ne kadar değerli olduğunu fark etmesi için, bunun için Tanrı'ya geri dönmesi gerekiyor. Tanrı dünyaya geldi Mesih aracılığıyla. Mesih Tanrı'nın görünen yüzü. Bir kimse İsa Mesih'e iman ettiğinde Tanrı tekrar o insanın yaşamına dahil oluyor. Ve bir süreç başlıyor. Onu onarmaya başlıyor. Bu bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi. Biz bir koza içine giriyoruz ve içinden özgür bir kelebek olarak çıkıyoruz. Tırtıl öncesinde nerede yaşıyor? Toprakta yaşıyor. Çamurda yaşıyor. Yuvarlanıyor. Ama kozadan sonra içinden muhteşem bir varlık ortaya çıkıyor. Özgür. Özgüvene sahip, bir sürü başarılar imza atabilecek, uçabiliyor. Bizim de tekrar özgürleşebilmemiz için, onarılmamız için, şifa bulmamız için Tanrı'ya dönmemiz gerekiyor. İsa Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. İsa Mesih'e iman ettiğimizde koza örülmeye başlıyor ve içinden muhteşem bir varlık ortaya çıkıyor. Kozadan kelebeğe dönüşüyor dediniz. Bunlar son sözlerimiz olsun lütuf günlüklerinde. Bugünlük bu kadar. Devam edeceğiz yeni bölümlerle. Lütuf günlüklerinden esenlikler diliyoruz. Siz değerlisiniz, kendinize değer verin. Esen kalın, iyi günler. İncil'in Yuhanna bölümü 3.16'da çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Tanrı insanı başlangıçta kendi benzerliğinde ölümsüz olarak yarattı. Onları kendisiyle beraber sonsuzluklar boyunca yaşayacak oldukları mükemmel bir dünya içine yerleştirdi. Tanrı sevgidir ve bu yüzden meleklerine vermiş olduğu gibi insanoğluna da özgürce karar alma gücü verdi. Çünkü Tanrı yaratmış olduğu varlıkların zorla kendine tapınmalarını istemez. Onların kendi
rızalarıyla onu seçmelerini ve tapınmalarını ister. İnsan ne yazık ki tercihini günahtan yana kullanarak Tanrı'ya hayır demiş ve ondan kopmuştur. Bunun sonucunda kendini ölüm ve acılarla dolu böyle bir dünyanın içinde bulmuştur. Ölüm insan yaşamına günah aracılığıyla girmiş ve herkes günah işlemiştir. Bizi kutsal Tanrı'dan ayıran ve onun bize vermek istediği sonsuz ve bol yaşamdan yoksun bırakan günah sorununu çözmek için sevgi Tanrısı bir yol açmıştır. Buna göre bir gün bakireden bir kurtarıcı doğacak ve insanoğlunu Tanrı'dan ayıran günah duvarını yıkacaktır. Ancak bunu yaparken günahın ve ölümün tutsak almış olduğu insanlığın kurtuluşu için kendini feda edecektir. Eski peygamberlerin söylemiş olduğu gibi tamamen kusursuz ve günahsız olan İsa çarmıh üzerinde insanoğlunun günahlarına kefaret olmak üzere kurban olmuştur. Ölmüş ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirilmiştir. İsa Mesih, insanoğlunun yitirmiş olduğu ölümsüzlüğü tekrar veren, yani bizi yaşam olan Tanrı'yla yeniden bir araya getiren kurtarıcıdır. Eğer bugün günahlarınızı kabul edip İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ederseniz günahlarınız bağışlanacak ve Tanrı'dan sizi ayıran günah duvarı ortadan kalkacaktır. Böylece cennetinde Tanrı'yla beraber olmak üzere sonsuz bir yaşama kavuşabilirsiniz. Bu bilgilerin ışığında az önce okumuş olduğumuz ayetleri yeniden okuyalım. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Eğer bugün siz de sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız benimle beraber şu duayı yapabilirsiniz. Ya Rab, İsa, günahlarımı sana itiraf ediyorum. Günahlarımın bağışlanması için senin ölüp dirildiğine inanıyorum. Benim Rabbim ve kurtarıcım olman için şimdi sana yüreğimi açıyorum. Sonsuz ve bol yaşam armağanını coşkuyla kabul ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin.
Sevgili izleyiciler, her pazar saat 12'de canlı kilise ayinine katılabilirsiniz. Ayrıca www.mesihinkilisesi.com adresinden vaaz arşivini yeniden izleyebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için bizlere mesihinkilisesi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.